Mehmet Baldık Ağzı, biz kitap bastırdık biliyorsun. Vallahi çok iyi olmuş, elinize sağlık. Yani okuma... Çok emeğimiz oldu. Bunu biz tabii sizlerle de paylaştık. Allah savaş efendi, ben şimdi nerede baksam... Sosyal hizmetler bünyesinde, Ziya Bey sen de sosyal hizmetlerde çalıştınız. Şehit yakınından atayım ki bu işi daha sıkı fıkı işleri yürüsün. İkinci Dünya Savaşı yıllarında her ay... Onlar bize anlatmadılar. Biz dedik ki şu an varsa yeni nesile bunları aktaralım diye bu kitap olayında yola çıktık. Sivil toplum örgütlerinden, efendim herkesten burada Türkiye'de, yani Türkiye'de bir ilk yaptık. Neresi, ne olacak bilmem ne. Tabii canım aşkına. Evet. Ama şimdi tabii onlar da yüz... Pişman oldum. Şimdi nüfusuna göre 5 kişi en çok savaşa katılan iliz. Bu 500 kişiden biri olmak benim için bir gurur kaynağı ve onurumdur. Kaçmasınlar diye toplara, tanklara, uçak savarlara zincirle bağlanmış Yunan, Rum askerlerini görünce cesaretimiz daha da artmıştır. Cephelere cephane taşırdım. Rum çeteleri geceleri Türk köylerine baskınlar yapıyor, katliamlarına devam ediyorlardı. Benim kulakla işitmeyelim. Beni geçsin. Kastamonu Merkez Ağlaçık Köyü nüfusuna. Paraşütle atladık biz sabahleyin işte 7-6.30-7 sıralarında. Tabii paraşüt atlayışı 250-300 metreden atlıyorsun. Efendime söyleyeyim 15 saniyede yerdesin. Maksat havada kalmamak. Tabii atladık artık 5 parmak tarlalarına hücum ettik. Maksat Girne'den çıkartmayı sağlamaktı. Onu da başardık. Tabii Kıbrıs Savaşı kısa keselim. Kıbrıs Savaşı çok önemli bir savaştı. Şimdi yani Kıbrıs küçücük bir yer. Türk askeri efendim orada çok zorlanmamıştır. Efendim işte iyi bir savaştık tabii ki ama 2 gün içinde 500 tane şehit verdik. Çok büyük bir savaştı aslında bize göre. Ben 20 yaşında delikanlıyım. Asker savaşa katılmışım. Komutanım bana ne emrederse burada Hüseyin öldü söylüyorsun. Kastamonu'da 8 şehidimiz var. Orada Kastamonu'da 8 şehidimiz var. Allah'a şükür biz güzelce savaştık. Yer almadan geldik. Tabi muharip gazi unvanını aldık. Ben en çok 5 parmak dağlarında Dikoma köyünde kaldım. Tabi savaş ayın 22'si akşamı ateşkesi oldu. Ama o gece Rum askeri hiç durmadı, devamlı havan ateşi yaptı bulduğumuz bölgeye. Çok yaralı verdik. O atış da Dikome köyünden geliyor. Bu sabahleyin gitti, oradaki Dikome köyündeki o Rum mevzilerini efendim imha ettik. Bu kitabı arkadaşlarla görüşürken böyle okullara gidiyorduk biz. Okullarda çağırıyordu işte gazilik anlarını anlatın, gazilik nedir filan. Orada dedik ki ya orada yani bir kitabımız olsa bunu herkese dağıtsak gibi öyle bir arkadaşların yönetiminden görüştük. Olur mu? Olur dedik. Bunu biz Sayın Valimize ilettik. Sayın Valimiz de dedi bir çalışma yapın. Bir netleştirin. Ona göre biz de dedi mali maddi destek veririz. 150 tane gazimize mektup yazdık. Kıbrıs anlarını mektup halinde derneğimize gönderin. Herkese de dağıttık. Bütün üyelerimize atıyorum Çanak Çatalca'daki Daday'dakine efendime söyleyin herkese bu kitabımı dağıttık verdik. İyi bir şey oldu. Okullara gidiyoruz. Okullarda bu kitapları veriyoruz. Öğretmenler kütüphanesine koyuyor. Şeye gittik, kütüphaneye gittik. Oraya bıraktık 10 tane kitap. Efendim kültür müdürlüğüne bıraktık 10-15 tane kitap. Ben dedi ilçelerdeki dağıtırız. Böyle bir çalışmamız oldu. Her iki kişinin anısı var bu kitapta. Gider çekiyoruz. Çapı gözü boyuna mı geldi? Kastamonu'dan 502 kişiyle en çok temsil eden illerden biriyiz. Tabii anılarımızı bir kitap haline getirmek istedik. Pandemi dönemi de girdi. Bir 3 yıl bir uğraşı verdik. Biz 1000 yıldır bu topraklarda savaşıyoruz ama bir anımızı bir mesela bir Amerikalılar bir Vietnam'da bir savaşmış. Binlerce film yapmış.
Ama bizde hiçbir dayanak şey yok. Sadece kulak dolgusu dedelerimizin anlattıklarıyla, işte okul kitaplarında okuduklarımızla şey yaptık. Buradan ihtiyaç oldu. Zaten dernek olunca insanlar da bizden bir şey beklediler. Bu kitapları yeni nesile aktarmak için kütüphanelere, okullara böyle veriyoruz. Kitabımızın ön yüzünde böyle paraşütle atlarken görüyorsunuz. Ben buradaydım. Bu çıkarma bu şekilde çıktım karadan. Bu şekilde. Kamyonumun benim de bir tanesi bu değil ama yani onun aynısıydı. Bu da işte böyle İlhan Beyler paraşütle atladıktan sonra araziye uyum sağlıyorlar. Bir de 20 yıl, 49 yıl önce savaş 20 yaşındaki arkadaşlarımızın fotoğraflarını topladık. Hemen şu gördüğünüz masanın üstüne böyle bir yaydım. Bunun fotoğrafını çektik. Bunu ön kapak yaptık. 100 yıl önce bu Doğu Akdeniz'deki olayı görmüş Atatürk. Efendiler Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece ikmal yollarımız tıkanır, Kıbrıs'a dikkat ediniz. Bu adı bizim için çok önemlidir demiş. Bunu Atatürk 100 yıl önce bunu söylemiş. 8 tane şehit verdik. Tabii burada da katılabilen 150 tane üyemizin fotoğraflarını içeren böyle bir şeyimiz var. Bu diğer şeylerde de gazilerimizin anıları. Böylece hepsini yazdık. Kitap rağbet görüyor tabii. Dağıtıyoruz, okuyorlar. İkinci akrabalarını isteyenler var. Okullardan isteyenler var. Okullara gidiyoruz. Konferans veriyoruz savaşla ilgili. O zaman 20 yaşlarındayız. Kimimiz evli, kimimiz nişanlı, kimimizin yamuklusu var, kimimizin annesi, babası muhtaç. Öyle ona falan bakmadan bu vatan için biz gittik, savaştık. Zaten dedelerimiz de o yolda gittiydi. Bu bizim kanımızda var. Bundan sonra da eğer bir görev, vazife düşerse yine o 20 yaşında gittiğimiz heyecanı taşıyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'na, 1. ve 2. harekata Kayseri Hava İndirme Tugayı Paraşüt Komando Birliği'nden katıldım. Arkadaşlarımla beraber orada işte yanımda arkadaşlarım şehit olanları oldu. Oradan işte 1. harekata Boğaz'a indik. Boğaz'dan da Beşparmak Dağları'na onlara çıktık. Arkadaşlarımızla beraber. Ben Kıbrıs'ta sıhhiye takımındaydım. Yaralıları taşıdık. Tedavilerini yaptık. Sonra da ambulanslarla Kıbrıs'ta görev yaptım. Orada doktor verdiler bütün bildiklere. Kitabı çok güzel buldum. Arkadaşlarımızın sayesinde hep beraber yazdık. Böyle anılarımızı yazdık. Kitap her tarafta çok güzel oldu. Bütün arkadaşlar, bütün şeylerimiz, akrabalarımız, şeylerimiz hepsi de çok güzel beğendiler. Çok güzel oldu. Emeğe geçenlerden herkesten Allah razı olsun diyorum. Oradaki soydaşlarımızı huzura kavuşturmak için bizler bu harekata katıldık. Allah'ın izniyle sağ salim memleketimize dönüş yaptık. Ama orada bıraktığımız arkadaşlarımızın henüz acıları daha içimizde. Bu derneğimiz adına bastırmış olduğumuz kitabımızı çok güzel buldum. Nasıl diyeyim? Şimdi yeni nesile aktarmak için bütün arkadaşlarımızın anılarını birkaç tane, tam fazla olmasa da 50 tane veya 55 tane arkadaşımızın anıları var kitabımızda. İnşallah yeni nesile biz bunları aktarmak için yazmış bulunuyoruz hatıralarımızı. Kitabımıza çok iyi ilgi var. Arkadaşlarımıza dağıttık ve büyük şeylerimize dağıttık, kuruluşlarımıza dağıttık. Memnunuz yani, şükür olsun şimdilik.